Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de şöyle otururken bir sohbet videosu çekelim istedim. Bakalım ne kadar sohbet Merhaba. edebileceğiz şimdi. Merhaba. Döndü ablamla beraber oturduk. Bugün bildiğiniz üzere çok işimiz yok. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi yemek hazırlıklarına geçeceğiz işte. Çok fazla kimse yok zaten çocuklar olmayınca okulda. Böyle oturduk şimdi. İçeriye kahve yaptık. Şöyle bir de kendimize de yaptık kahve. Şöyle kahvemizi de içelim. Öyle arkadaşlar. Zor günleri nasıl atlatacağız bakalım. Rabbim yardımcımız olsun hepimizin. Amin inşallah. İstanbul'a giden ablam gelmiş de He? torununa gösterecektim Evet. seni. Döndü abla şimdi kardeşine ablasınla konuştu. İstanbul'dan geliyormuş yani kızının yanına mı gitmişti diyorum. Yok diyor torunun Torunun yanına yanına. gitmişti diyor. Artık torun kızdan önce geliyor, evlattan önce geliyor artık. Kişinin şeyine girmek için nereye girmem lazım? Böyle kaymam mı lazım acaba? Neyse. Arasana şeyden. Nereden aramam lazım onu? Şuradan alalım. Ha, tamam. Evet, bizde durumlar böyle arkadaşlar. Sizde nasıl? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik versin. Çok iyi de değiliz ama iyi diyelim, iyi olalım. Bak sen ya. Torun. Ay maşallah. Ablamın kız. Şu eşi. Bunlar da önceki resimler. Bunlar önceki resimler herhalde. Arabayla gitmişlerdir, değil mi? Arabayla gittiler. Maşallah. Her şeyin Her küçüğü sevecek şeyi baksana. aynen. Ay çirkin maşallah. Maşallah nasıl izlemişler. Önceki bir de Aa. ablam şeyine girelim. Tabii torun baldan tatlı Torun oluyor artık. aynen. Evlat falan ikinci şeye geçiyor artık. Nereye gidiyorsun? Çocuğu kızımın yanına değil de torunun yanına gidiyoruz diyorlar artık. Öyle. Dövdü ablamın da iki tane oğlu var. Allah bağışlasın. Önce Allah'ın sonra döndü ablamın. İki Döndü tane abla de benim var. elbette. Önce Allah'ın sonra bizim. Allah'ım onlara uzun ömürler versin. Gerçekten hani gidişat iyiye gitmese de hala bir umudumuz var yani. Umudumuzu kaybetmeyelim. Allah'ımıza sığınalım. Allah'ımızdan Ablamın başka büyük. kimsemiz yok. Evet, aynen. Feyse atmış bir şey herhalde. Ablam da Feyse'den bakalım bir de. Bak bakalım. Dün gördüm de. Döndü ablamın eşi de taksi şoförü. Benim eşim de taksi şoförü. Biz iki aşçı olarak mutfakta birleştik böyle. Tabii yazın işler de olmaz artık bu şeyle. Artık bir gün çalışıyorlar, bir gün çalışmıyorlar evde. O da 2 güne tek bir sıra aldıkları işleri. Bence o kadar. Zor Zor. zor. Her şey Hayat zor. zor. Aynen. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun inşallah. Yani şimdi kahvemizi de içiyoruz ama şu arka tarafın dağınıklığını görmeyin. O artık orayı şimdi Toplayacağız. toparlayacağız. Neden içeriye kahve istediler? Kahve yapmışken kendimiz de şu aradan çıkarıverelim istedik. Gelen mi vardı mı? Yok. Kendimizi aradan çıkaralım istedik. Şöyle kahvemizi içelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz zaten. Bugün etli nohut yemeği yapacağız. Döndü ablamın oğlu öğretim görevlisi oldu. Onun için bir adağı vardı. Dün getirmişti. Dün biraz kavurma yaptık. Bugün de kemikli yerine sulu yemek yapacağız işte. Yemeğe koyacağız. Nohut yemeğine lezzet versin diye. Şimdi az sonra onu yapacağız. Ona başlayacağız. Sonra işte mutfağımızı tekrardan sileriz. Mutfakta olduğun sürece bu mutfağın işi falan bitmiyor. Ne temizliği bitiyor. Değil mi Döndü ablam? Aynen. Ne Hiç temizlik işiniz bitiyor, ne bitmiyor. iş bitiyor. Tam bugün fazla işimiz yok diyoruz ama muhakkak bir iş çıkıyor. Şunu şuraya yapalım, bunu buraya koyalım derken yer değişikliği Mutfakta ne yaptık. kadar yeni biçildiği için evde de aynısı mesela. Sürekli şey halinde. Ye Ne? iç, bulaşık, yıka, Ye iç yıka, ye kaldır, iç yıka. yıka. Aynen.
Yani gözle gözükmeyen bir iş. Evde yapıyorsun, gözünle gözükmüyor. Hiç olmazsa buraya geliyorsun, çalıştım evet. da gittim diyorsun. Çalıştım, yoruldum diyorsun. Ama aynı yorgunluk evde de oluyor. Sabah kahvaltısı. Ondan sonra çocuklar 2 saat tabii evde. Şu an çocukların da psikolojisi bozuldu. Hiçbir yere çıkmıyorlar. Çıkamıyoruz. Devamlı mutfakta, devamlı mutfakta artık yer içer yatar, yer içer yatar olduk. Allah'ın sonumuzu hayretsin. Baksana ya teyzelere bakalım. Karşılıklı kapılar açmışlar. Aynen. Kahvelerini almışlar karşılıklı. Aynen. Artık komşularla biz de böyle olacağız. Karşılıklı kapılar açıp herkes eline kahvesini alıp karşılıklı konuşacağız artık. Dün gerçekten akşam çok televizyonda zor. Da gösterdi. Bütün kardeşler aynı apartmandaymış. Herkes balkondan, balkondan balkona konuşuyorlar. Doğru. Doğru. Olması gereken gerçekten şu zamanda o yani. Yoksa bu illeti nasıl savacağız, nasıl yani herkese bulaştırmadan geçilecek. Yani çok mecbur kalmayınca kesinlikle falan hastanelere falan gitmeyin yani. Çok aşırı mecbur kalmayınca